Münevver olmak istiyorsanız. İşte efendim kendimi geliştireyim, şunu yapayım, bunu yapayım, şu kursa gideyim, bilmem ne yapayım, işte okuma teknikleri, hızlı okuma, efendime söyleyeyim, çakramı açacağım, bilmem ne, yok işte şu üniversiteye git, bunlar hepsi yalan. Şimdi size çok basit söylüyorum. Bir, bir tane ana Britannica alıyorsunuz. İki, Orhan Hançerlioğlu'nun sözlüklerini alıyorsunuz. İktisat sözlüğü, felsefe sözlüğü. Tamam. Üç, uluslararası ilişkiler. Yakın tarih. Diplomasi. Uluslararası hukuk. Evet. Bu alanlarda diplomasi okuyorsunuz. Yakın iktisat tarihi. Genel olarak iktisat. Hakkında Alan Greenspan'ın The Age of Turbulence kitabını okuyorsunuz. Onlar şey için önemli. Tarih anlatısı, medeniyet, kültür anlamında. Bir de Enver Benhan Şopolyon'un Tarikatlar. Mezhepler, Tarikatlar. Tarihi var. Bunu alıyorsunuz. Ondan sonra şeyi alıyorsunuz. Getiriyorum şimdi size. Sabancı Üniversitesi'nden çıktı. Colin McAvedy'nin tarih atlasları vardır. İlk çağ, tarih atlası. Orta çağ, tarih atlası. Atlas olarak bu. Yakın çağ tarih atlası ve modern çağ tarih atlasını alıyorsunuz. Geliyorum. Hep Türkçe önereceğim size. İngilizce değil. Şu Almanaklar 94'e kadar geldi ama daha sonra Dünya Gazetesi'nin Almanakları geldi. Bir de bunun Türkçesi yayınlandı mı acaba? Şey var. Ekonomistin yıllıkları olur. Bunların devamı niyetine kullanabilirsiniz. Bunları da aldınız mı? Ha, bir tane de yearbook alın. Şöyle bir tane World Factbook alın. CIA'yi. Bir tane de şöyle yearbooklar var. Military Balance. Bu da askeri anlamda. Şimdi bunları aldığınızda ne olacak biliyor musunuz? Edebiyatta da şeyi öneririm. Nihat Sami Banarlı'nın Resmi Türk Edebiyat Tarihi 2. cilttir. Onları da aldığınızda bitti. Başka bir şey almanıza gerek yok. Siz artık Türkiye'de denk gelinemeyecek kadar donanımlı bir adam oldunuz. Bu kadar basit.